isimlerden birisi Orhan Alkaya oyuncu da aramızda olacak. Biraz sonra konuşacağız ama ne diyor bildiride, onunla ilgili de size biraz bilgi aktarayım. Yaralı halde kurtarılmayı bekleyen her kim olursa olsun ona yardım eli uzatmak insan olmanın bir gereğidir. Kanun ve hukuk devletlerinde ise bu bir zorunluluktur. Silahlı çatışmanın çılgınlık halini aldığı zamanlardaysa insanlık vicdanına seslenmekten başka bir yol bulamıyoruz. Ölmek ve öldürmek aynı zamanda insanlığı öldürmektir. Toplumsal barışımızın yok olmaması ve insani değerlerimizi yitirmememiz için acilen Cizre'deki 15'i yaralı 24 kişinin, ki 7 de cenaze olduğu belirtiliyor, ambulansla hastaneye sevki için devlet yetkililerine sesleniyoruz. Siz onları kurtarmazsanız biz kurtarmaya hazırız diyoruz diyor. 132 imzalı bir bildiri hazırlandı. İşte bu bildiride aslında bir çağrı, bir kamuoyu baskısı da yaratılmak isteniyor. Çok anlamsız da bir polemik haline geldi. Bir, ne diyelim, bir bilek güreşi gibi ama insan hayatı üzerinden. O insan hayatı üzerinden ortaya konulan bu bilek güreşinin aslında ortadan kaldırılması için bir çaba sarf ediliyor. Ama kaldırılamıyor. Son 50 saattir de o Bodrum'daki insanlardan haber yok ve bir türlü haber de alınamıyor. Şimdi bildiriye imza atan isimlerden birisi Orhan Alkaya oyuncu. Telefon attığımızda. Merhabalar Orhan Bey. Merhaba, iyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Cizre'de yaklaşık 8 gündür, 9 gündür aslında bu meseleyi konuşuyoruz. Evet. Bir binada yaralılar, cenazeler ve sivil olduğu söylenen insanlar var. Dışarı çıkmak istiyorlar. Onların dışarı çıkmasının bir formülü bulunamıyor. Bulunamadığı için de herhalde siz ve sizin gibi düşünen aydınlar, sanatçılar bir araya gelip bir bildiri imzalamışsınız. O bildiriyle ilgili dinleyenlerimize bir başlık aktardım. Şimdi de sizin düşüncelerinizi öğrenmek istedim. Aslında bir şey bulunamıyor mu? Günün mana ve ehemmiyeti böyle söylemeye neden olabilir ama biliyorsunuz 9 gün önce bir yaralının olduğu 112'ye bildirildi. Cihan Kahraman adında bir genç. Evet. Ambulans yerine havan topu atışına tutuldu bina. Ve 9. gün. Evet. Bu arada 7'ye yükseldiğine ilişkin bilgi var. Maalesef biliyoruz. Başka bir şey bilemiyoruz. Yani burada ambulansın girmesini engelleyecek bir durum yok. Ambulansların sokulmadığını biliyoruz. Bu net, yani bunu kimse inkar etmiyor. Ambulanslar oraya yaklaştırıldı. Tabii resmi açıklamalar biraz farklı. Çünkü yaklaştığı anda ateş açıldığı, roketle saldırı düzenlendiğine ilişkin bir takım hem Başbakan hem Adalet Bakanı'nın açıklamaları var. Yani bölgeden gelen farklı haberler, açıklamalar farklı ama yani sonuç itibariyle Türkiye şu anda sokaklarında insanların beyaz bayrakla yaşadığı bir ülke haline geldi. Artık bu mesele biraz daha farklı değerlendirilmeli. Yani kadim çağlardan beri tanığı olduğumuz bir vahşet teşhirciliği var burada. Yani çünkü bu tek bir olay da değil. Sokakta bekletilen cesetler, 26-27 gün okul bahçesinde kalan cenazeler, cenazesini almaya gidenlerin üzerine açılan ateşler vesaire. Yani bu bir başka boyutta seyrediyor artık. Sofokles'in Antigone'sinden bu yana trajedilere konu olmuş bir tema hüküm sürüyor bölgede. Bir teşhircilik bu. Yani biz çok basit bir şey söyledik. Alamıyorsanız biz gidip alalım. Aslında vicdanlara sesleniyorsunuz. Olmaz diye. Vallahi yani artık vicdanı olan bir insanın savaş koşullarında dahi söz konusu olamayacak bir sağlık engellemesine tarafsız kalabilmesi mümkün değil. Bu ancak vicdanını çok önemli bulmayan, yani vicdanı çok değerli bir insan fazileti olarak görmeyen insanların tahammül edebileceği bir durum. Yani gerçekten tahammül edilmesi güç bir durumla karşı karşıyayız çünkü. Bu dönemde böyle bildirinin altına imza atmak sizi endişelendirdi mi, kaygılandırdı mı, başıma bir şey gelir diye endişelendiniz mi? Valla işte biliyorsunuz Nazım'ın önemli bir şiirinin sonudur. Kalbimi bunaltan bu dört duvar mı, ölümden öteye köy var mı diye bitirir. Bursa Hapishanesi'nde yazdığı şiirini. Evet. Yani sonuçta biraz bu kaygının, korkunun patolojik bir boyutta, aksiyete boyutunda yaygınlaştırılması da bu teşhirciliğin hedeflerinden bir tanesi zannediyorum. Yani geniş bir korku şalı örtülmeye çalışılıyor toplumun üzerine. Hayır, herkesin sahip olduğu
korku refleksini bir yana koyarsanız, hayır korkmuyorum, niye korkacağım ki? İnsanın bir tane hayatı vardır, onu doğru dürüst yaşar ya da yaşayamaz. O bir tercihtir. Hayatını nasıl kullanacağı insanın tercihidir. O tercihi de siz kullandım diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız Orhan Bey. Orhan Altay'la konuştuk.